Merhaba arkadaşlar, köy evimde aslında düzene giren tam anlamıyla tek yer verandam oldu. Daha önce yenilemiştim, eski halini ve yeni halini sizlerle paylaşmıştım. O videoyu da hemen yorumların başına koyuyorum. Bahçe düzenlemesi de artık devam ediyor, sonlara yaklaştım. Fakat sukulentlerim yerlerini buldular. Çok fazla yeni eşya almadım. Bunların birçoğunu zaten terastan görmüştünüz, çiçekliklerimi vesaire, ayakkabılığımı. Şu şekilde eski ahşap bir ayakkabılığım var ve üstünde hem içinde böyle depo alanı gibi ayakkabıları koyabiliyorum, hem de üstünde sukulentlerimi barındırabiliyorum. Bu çok güzel oldu. Çünkü aslında balkonumu çok da aşırı kapatmak istemedim. Çünkü burada zaten 6 kişilik, aslında 6 tane sandalyesi olan bir masam var ve bu çok alan kaplıyor. Hani yerimi çok daraltmak istemedim. Bütün sukulentlerimi, daha doğrusu daha hassas koleksiyon türü olan ya da işte dekor olarak çok yakışacak olan sukulentlerimi buraya yerleştirdim. Diğerleri de biliyorsunuz merdiven çiçekliğimde, terastan hatırlarsınız. Öncelikle tespih çiçeğim çok güzel oldu. Burada büyüdü bu. Hemen hemen. Buranın güneşi çok güzel, balkonumun. Sabah ayrı bir güneş alıyor, akşama doğru ayrı bir güneş alıyor. Bunu da arkadaşlar Fatma Topçu'dan aldım. Pazar videomu izleyen arkadaşlar bilir. Bu çınar begonya. Çok seviyorum. İnşallah bayağı da hemen geldikten sonra böyle filizler vermeye başladı. Şurada minik bir çiçekliğim var. Yalnız çok pratik oldu benim için. Hani hem radyoyu yukarı koyabildim, hem de sukulentim. Bunun saksısını değiştirmem lazım. Bakın, çünkü bir taraf kollar isyan etmeye başlamış artık. Şöyle mum çiçeğim de annemden getirmiştim. Üste de aloe vera var, krasula var. Böyle küçük, daha hafif olan, hani duvar taşımaz ya da işte montajdan dolayı sorun yaşarım diye, daha hafif olan, daha az güneş isteyen aslında türleri koydum. Şu biraz baygınlık geçirdi ama begonyam bayağı toparlandı. Bu tam annelerimizin begonyası. Çok seviyorum. Aslında en sevdiğim begonyalardan. Şu da yaprak güzelim. Çiçek açtığı için böyle tepesini kestim. İçeride duruyordu. Erken çiçek açtı. Mecburen ölmesin diye tepesini kestim. Şu da aslında kiraz begonya ama yapraklarını dökmüş. Pazardan gelirken onu çok incitmişim poşette. Şurada da arkadaşlar verigate olan tespih çiçeğim var. Ama karışmış diğer tespihle, yani şu normal tespih çiçeğiyle karışmış. O yüzden bunun dalları böyle biraz büyümeye başladığında buna başka bir saksı da yapacağım. Bunları da buz çiçeği, verigate olan. Bunu da yeni diktim. Çoğu köksüz ama hemen kökleniyor zaten. Birkaç saksıyı değiştirmem gerek. Bu mesela Albert ve yine renklenen verigate olan Grapto. Bebeklere bakar mısınız? Düştükleri yerde büyümüşler. Muhteşem. Fakat bunun saksısını da değiştireceğim. Bir de bu toprak saksılarımı çok seviyorum. Gerçekten son 10 yıldır benleler. Ve hiç bozulmadılar. Bir şey olmadılar. Şurada da Albert bebeklerim var. Çok tatlılar. Biraz arkada kaldılar. Onları öne alacağım. Bunu da Nurcan'ım yollamıştı. Ütopya Çiçek Evi. Bayağı büyüdü. Birkaç dal aldım ama ben çelik aldım. Işık yetersiz mi geldi? Şöyle. Şurada da birkaç krasulam. Şu da krasulam. Şu arkada da böyle minik koleksiyon türü yavrularım var ama gelişimleri oldukça yavaş. Şurada da yine verigata olan, koleksiyon türü olan aloe veram var. Bunun saksısını da değiştireceğim. Biraz daha sığ bir saksıya koyacağım. Şu pembe aşkın gözyaşlarım buraya bebek olarak gelmişti. Artık hem böyle toparlanma hem de büyüme aşamasına geçecekler için kesinlikle saksı değişimi yapacağım. Burada da bir krapton var. Onu değiştirmesem de olur. Bir tane mum çiçeğim var. Yıllardır büyümedi. Burada bir tane filiz vermiş çok şükür. Bu da kanoşa arkadaşlar. Bu devasal büyüttüğüm terasta. Bunu biraz derin ve geniş bir saksıya alacağım. Bakalım belki daha güzel gelişir. Soğukları atlattılar. Tabii kalonşeler çok soğuk sevmediği için, daha doğrusu hiçbir gelişim göstermedi. Ama büyüyecek. Şurada kırmızı atlasım var.
Onu da bir saksısını değiştireceğim. Yani aslında bazı acillerin hemen saksısını değiştireceğim. Çünkü hiç toprağım kalmadı. Hani ondan ona aktaracağım. Burada da lezyendrem var. Bunlar hani lale şeklinde açan leş kaktüslerim. Aloe veralarım her yıl çoğalıyorlar. Veriyorum, ediyorum, dağıtıyorum. Yine çoğalıyorlar. Maşallah çoğalmışlar. Bu saksıyı da kesinlikle böyle bir seyreltmem lazım. Çünkü anaç aloe verayı bu kez büyütmüyor. Her yerinden yavrulamış. Bunu bir dağıtayım yine. Şu kauçuğumun güzelliğini. Bu da arkadaşlar bir soğuk gördü, bir sıcak gördü. Taşınmadan dolayı bir yer değiştirdi derken aslında çok mutlu değil. Ama onu mutlu etmek için saksı değişimi yapmayacağım. Çünkü toprağı yeni. Fakat ona böyle bir besinler hazırlayacağım. Besin vereceğim. Çünkü ihtiyacı var belli. Sabah güneşi alıyor, ondan sonra güneşi almıyor. Çünkü bir ara çok fazla güneş aldı. Bakın yaprak uçları tamamen kurumuş neredeyse. Burada da süpürgem var. Bir de eski inanışa göre hani çok inanmıyorum ama böyle süpürge nazarı engelliyormuş ya arkadaşlar. Aslında çok kullanıyorum, çok memnunum. Ve her yeri süpürüyorum. Çünkü sürekli toprak dökülebiliyor, börtü böcek olabiliyor. Hem de böyle bir nazara karşı da dursun. Şunları dün diktim. Böyle tesbihlerin kırılan dallarını yatırdım. Burada büyüsünler, bunu alacağım. Burada durmayacak ama. Şu kızımın güzelliğine şöyle göstereyim. Maşallah. Bir sürü çelik aldım üretim için. Yerini o kadar sevdi ki, üstelik toprağı da eski ama aynıyım çok güzel büyüdü. Maşallah. Aradan yavrular kestim çünkü yavrular çok cılız kalmıştı. Böyle içe doğru dönmüşlerdi. Güneş göremedikleri için bu anaç yapraklardan. Güzelliğine bakar mısınız aynıyumun? Komple budamıştım. Hatta ilk videolarımda görürsünüz hiç yoktu yaprak vesaire. Tekrar kendine geldi. Bunun hem saksısını değiştireceğim, toprağı çok kötü. Hem böyle bir parçalayıp güzel üretime geçireceğim. Çok seviyorum. Şurada da bazı böyle küçük koleksiyon türlerim var. Ama çok ağır büyüyen türler olduğu için zaten çoğunlukla. Şimdilik burada dursunlar. Böyle bir ona bakacağım. Bunu da geçen pazardan almıştım. Verigate olan kalp kalbe karşı. Bu kez son alışım olsun. Çünkü hiç büyütemedim. Neredeyse en aydınlık ama güneş almayan alt kısma koydum. Çünkü ne kadar olsa çiçeklik engelliyor. Bunu da çok böyle bayağı büyütmüştüm terasta. Sonra bir kısmını satmıştım. Arkadaşlar bakar mısınız güzel kızıma, Kalonşem'e? Maşallah buraya bebek olarak dikmiştim. Bunu kesinlikle ayırmam lazım. Çünkü rahat büyümeleri lazım. Sadece sukulent ve kaktüs toprağım olmadığı için şu an hiçbir şey yapamıyorum. Bangkoklum inşallah büyüyecek. Daha önce çok büyüttüm ve çok başarılı oldum. Birçok da videom var. Ve bunu da Denizli'den almıştım arkadaşlar. Plantis Botanik'ten. Denizli videom da var yine. Yani ben bir şeyden bahsediyorsam mutlaka videosu var. Kanala girip videolara tıklayın. Böyle sırasıyla başlıklardan zaten görürsünüz. Ana çempostlar burada güzel oldular. Yani ne büyüyorlar ne ölüyorlar ama sağlıklılar. Çok zaten ağır büyüyen türler bunlar. Burada da yine. Şu Aynium'u da buraya yedeklemiştim. Bu balerina arkadaşlar. Aynium balerina. Ama böyle bir yerinden mi konumundan mı tam balerina olduğunu ispat edemiyoruz şu anda. Bakar mısınız arkadaşlar katledonu? Allah'ım nasıl güzel oldular tombik tombik. Tombik tombik. Burayı sevdiler. Aslında biraz daha güneş alsalar böyle tamamen uçları kıpkırmızı olacak ama şimdilik hiç böyle bir çok fazla oynamayayım. Çünkü yeni toprak aldığımda, sukulent ve kaktüs toprağı aldığımda zaten hepsini bir elden geçirmem gerekecek. Bu da çok büyümüştü, çok sarkıyordu. Yenilemek için hem de saksısını değiştirmek için bu şekilde kestim kestim yeniden diktim. Zaten coşuyor. Ne kadar pembe oldu burada. Soğuk havalardan dolayı strese girip o gerçek rengini, pembeliklerini gösterdi. Verigate olan buz çiçeği. Allah'ım güzelliğe bakın.
Bunlardı arkadaşlar. Echeveryalarım biraz çiçek sapları vermişti. Hemen kopardım. Çünkü toparlanamadılar. Hem topraklarını hem saksılarını değiştirmem gerekecek. Yani büyük kısmını değiştirsem de fantastiğimin güzelliğini çok tatlı. Orada bir tane yavru çıkmış hatta. Hemen o yavruyu bir alayım. Kesinlikle çok ürettim fantastik. Yani onlarca fantastik ürettim. Sıfırdan başlıyorum. Yine bunu da üreteceğim. Bu Aeonium'un Grand Rose olmalı bu. Yeşil gül. Çok tatlı. Şuradaki arkadaşlar Yunus'un süzülüşüne bakın. Yunus çiçeğimin güneşsiz kalmış. Ne kadar da yeşil. Çünkü yaprakların altında kalmış. Görmedim. Oraya bir dal düşmüştür. Bu da çok güzel oldu. Burada da yine videosunu paylaşmıştım. Türkan Hanım'ın bana yolladığı hediyeler var. Hepsini böyle buraya yerleştirdim. Çünkü hem toprak hem saksı aldığımda yeniden dizayn edeceğim onları. Bir köşe yapacağım demiştim. Yine bu köşeye şu aranjman saksımı çok seviyordum. Toprak bir saksı ve içine ne koysam coşuyor. Bunun için de inşallah bunlar biraz büyüdükten sonra, toparlandıktan sonra hepsini hem üretime alacağım. Hatta aldım bile üretime. Bakın kestim. Krasulaların baş kısımlarını kestim, çoğunu, biraz uzayanları. Oradan zaten bir sürü yavrular verecek yine, kesilen yerlerden. Mesela daha önce kırılmış Türkan Hanım'dayken ve yavrular gelmeye başlamış zaten. Bunların da hepsini tek tek üreteceğim. Neredeyse baldim bile yoktu, çok küçüktü ama bu baldi kocaman, üretim için, bebek için çok uygun. Zaten Türkan Hanım'ın gönderdiği yapraklar da var. Hepsi orada, küçük bebek köşesi yaptım. Oradalar. Allah'ım Allah'ım. Çiçek sapları çıkmaya başladı. Artık sukulentlerin çiçeklenme dönemi. Bu yüzden çiçeklerini kesmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten gücünü çok alıyorlar. Kendileri birer çiçek zaten. Maşallah çok güzel büyüdüler. Çok üretmiştim yine. Firetlerim. Bu verigatı olanlar. Bunlar benim kendi bebeklerim. Yapraktan onlarca büyüttüm biliyorsunuz terasta yine. Bunlar kalmıştı. Bunları da tekrar üreteceğim. Bakar mısınız? Şu güzelliği. Bu da bu kız çemin yavrusu. Onu bahçeye alacağım. Bahçeye birkaç tane aynıyum diktim böyle köşelere. Bahçede de aynıyum büyütmek istiyorum. Sadece soğuklara karşı hassas oldukları için işte kış dönemi. Gerçi Aydın Nazilli çok fazla soğuk olmuyor ama yine de kış dönemi bir üstlerine don örtüsü alıp örtebilirim. Çok tatlılar. Pikruzlar. Graptoveria. Bu da yakında çiçeklenmeye başlar. Kendine geldiler neredeyse. Böyle pembeleşmeye başladılar. Normalde renkleri çok daha güzel. Ama öncesinde bir güneşsiz kaldıkları için, orada burada böyle bir perişan oldukları için kendilerine gelememişlerdi. Yeni yeni kendilerine geliyorlar. Bu vefalı aloe veramda, aloe ailesinden, yani aloe vera ailesinden verigate olanı. Yavrular klasik de doğabiliyor, verigate de doğabiliyor. Yani hangi annenin genini, mesela anne neredeyse verigateliğini kaybetti. Hepsini yavrulara verdi. Çok enteresan bir şekilde. Bakın orada bir sürü yavrular var. Çok fazla ürettim yıllarca. Böyle bir kök almıştım. Yani çok bereketli oldu gerçekten. Şurada da ana çembosların ve krasulalarım var. Çok tatlılar. Büyüsünler orada. Şuraya da böyle birkaç dal atmıştım. Hatta ilk videolarımda göstermiştim. Maşallah hemen kaplamaya başlamışlar. Yağmurda sürekli ama saksıların altlarını deldim. Çok su istemiyorum diye. Şu da burada böyle. Bu saksılarımı İzmir'den getirmiştim. Terasta çok kullanmamıştım. Çok rüzgar var diye ama burada iyi oldu benim için. Allah'ım şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlılar. Çok tatlılar maşallah. Ama bunu arkadaşlar komple tepelerini kesmiştim. Bakın bir sürü yavru verdi. Tepe çeliğimi bir arkadaşımla takas ettim. Komple tepeyi verdim, gövde bende kaldı. Çok üzüldüm ama mecburdum. Ben de ondan başka bir tür almıştım. Onlarca yavru verdi. Çok tatlı oldu. Aslında çok anaç. Ama çok güzel. Bunu da Mersin'e gitmiştim. Yine videom var. Mersin'de
Kadir abiden almıştım. Kaktüs marketinden diyemedim. Böyle dostlar. Şöyle. Burası 20 metrekare civarında. Lalelerim de düşmüş. Komşum vermişti, çok güzeller. Her yerde laleler ve papatyalar açtı. O kadar böyle romantik ve güzel görünüyor ki çok seviyorum. Bugün artık bu hafta bahçenin bütün işlerini tamamlayıp atalık tohumlarımın büyüyene kadar olan, yani şaşırtma dönemine kadar olan süreçte de böyle yine otları taşları temizleyerek geçireceğim. Çünkü tamamen fidelerimi bekliyorum. Size bahçe videosu böyle bir toparlandığında, daha doğrusu son aşamalar, hani böyle bir tam yerleştiğinde ve bu ıvır zıvırları toparladığımda zaten detaylı bir video çekeceğim. Bu gülü de bana Fatma hediye etmişti. Çok güzel. Nasıl yapraklar açtı. Güllerim var ama daha çok gül gelecek. Yani eksiklerim çok fazla. Artık hani hızlandığımda tamamlayacağım inşallah. Hepsini bitireceğim. Bugün size sukulentlerimi göstermek istedim. Diğer taraftakiler çok bebek ve bunların yavruları zaten. Hem de bebekhane var. Daha sonra sizin için çekim yaparım. Böyle dostlar, hepinize çok teşekkür ediyorum.